Hani bu ağzı burnu yamulanlar var. Cin çarpmış derler. Cin çarpması nasıl olur diye de hatta bir soru gelmişti bana bir ara. Sanırım ona da cevap vermemiştim. Şimdi bu cevabı aslında özel bir videoda kısaca vermekte fayda var. Çünkü bu uzun video herkes dinlemeyebilir sonuna kadar. Şimdi siz sohbette olduğunuz için dinliyorsunuz. Ama 3 saatlik, 4 saatlik bir videoyu oturup da bir adam dinlemez. Buna ayrı bir başlık yapmak lazım aslında. Çünkü insanlar bazı şeyi yanlış biliyorlar, yanlış öğreniyorlar. Daha doğrusu söyleyenler atıp tutuyor kafadan. Cin çarpması, öyle cinin kendinin gelip çarpması, karşına geçip sana vurması veya sana bir çarpma şeklinde değildir. Geçenlerde anlattık. Cin insan beyninde bir takım sinir sistemleriyle oynar, müdahale eder. İşte o yüzümüze gelecek olan eğrilme falan filan sistemin izolesinden kaynaklıdır. Bunun tedavisi de hem mümkün, bazılarına da mümkün değil. Yani bazı doktorlar bunun merkezini bulurlar, o merkezden tekrar düzenleyebilirler ama bu genelde bu hangi tarafımızda bir eğrilme olduysa o sistemi beyinden halletmişlerdir. Çarpma odur. Bu da korkarak, yani o korkuyu görürüz çarpma olayında. Yani bir olay vardır, o olayla ilgili olmuştur. Öyle diyelim. Korkmayacaksın. Korkmazsan bu çarpılma işleminde de zarar görmezsin. Yani Allah'a binlerce şükür. Tabi bundan sonra ne olur bilmiyorum ama bugüne kadar benim üzerimde bunu yapamadılar. Beceremediler.